Digital TV Ve ratingleriyle alakalıdır. bütün maçlar Best of 3. İşin güzel yanlarından bir tanesi bence bu. Doya doya çünkü takımımızı izleyeceğiz Best of 3 olduğu için. Finale geri kalabilirsek Best of 5 olacak. Sözünü kesiyorum. Maç başladı. Hayırlı olsun. Şimdiden başarılar dileyelim. Nine B tarafına 2 başladık. Entry gelir mi? Xplot'tan bir kill easy. Destek veriyor. Altunel'de de bir oyuncumuz var. Şimdi tek bir kill çıkarttı onlar. Xplot son olarak easy yine. Mükemmel. Mükemmel bir round. İyi bir B başlangıcı. Ve Ago'ya karşı 1-0 öndeyiz. Harika, buna ihtiyacımız vardı. Zaten iyi olduğumuz bir harita Dust2 haritası ve üstüne iyi bir başlangıç yapabilirsek, pistolin sonrasında bu başlangıcı devam ettirebilirsek gerçekten ipleri elimize alabiliriz. Bir BRH düşüncesindelerdi. Hem alt tünelden onları arkalama şansını yakaladık, hem şansını yakaladık hem de site'da kalabalıktır. Kalabalıktık, 3A başlıyoruz. 2B savunmamız var. Mid'i şimdilik boş bıraktık. Onlar da mid'den oynayacaklar. Zannediyorum ki short'a girecek. Ellerinde sadece bir Deagle. O da Groovy'de yavaş yavaş short'ta toplandılar. Amaçları mutlaka C4'ü kurmak olacak. Biz bunu engellemek için site'da oyunculara sahibiz. Bu MP ile Cydrex bir smoke bıraktı site içerisinde, easy. El bombasıyla killini çıkartıyor. Devamında Cydrex. Bu MP ile gayet hazırlıklı. Molotov'un arkasındaki oyuncu maalesef Cydrex'i düşürdüler ama çok büyük bir tehdit oluşturabilecek gibi durmuyorlar. Yani Meşel nasıl oldu izi? Bu kili ona verdi. Çok emin değilim ama bir şekilde C4'ü onlara kurdurmadık. XCOM Ago ilk roundda da C4'ü kuramamıştı. Fakat geçtiğimiz roundda sadece bir tane Deagle çektikleri için şu anda bayağı paraları var. AWP bile çekti Meşel. Fakat armor olmayacak. Evet, yani burada belki de izinin head armor'ı olsa o da düşmeyecekti. Daha iyi bir buy gelebilirdi o yüzden. Ama sıfırdan buy yapacak. Xplot taglendi. B tarafında 2 başladılar. Haritaya da biraz dağılıyorlar. Bakalım, long kontrolünü almak istiyoruz. Herhangi bir engelle de karşılaşmadık Ali Can. Bu çok mutlu edici. Ve mid'i aldılar. Bu sırada mid'de hareketli iki tane oyuncu görüyorum. Çok dibe kadar gelmişler. El bombası tam Fiku'nun üstüne gitti. Fiku'nun üstüne koşuyoruz Q Shunner'la ama 16 canı kalmasına rağmen Fiku Q Shunner'ı düşürdü. 4'e 5 devam edeceğiz. Bu tarz senaryolarda takımımız aslında gayet iyi bir performans ortaya koydu. Mid'e doğru yapılacak bir flash pick. C4'ü T-base'de görüyorum. Maalesef fark edemeyeceğiz bunu. Long'da yakın bir oyuncumuz var. Grubi'yi koşarken duyabilir. A oyuncakları kesin. Son bir dakikanın içerisine giriyoruz. Ellerinde 3 tane smoke var. Smoke'lar şimdi kullanılmak üzere elden çıkartıldı. El bombası etkili olabilir. Easy attı. Elinde SSG var. Birçok oyuncunun canı yarıya yakın. Easy SSG ile tek mermide kill'e ulaşabilir. Easy. Onun da yarı canı kaldı. Şimdi Smoke'unu harcıyor. A'ya doğru hücum gerçekleşecek. İki kişiyiz. Grubi yaklaştı. Easy bir kill almış. Sonrasında Grubi gerçekten iyi bir spray transfer gösterdi bize. Easy'nin aldığı tek kill maalesef yeterli olmayacak. İlk roundumuz kaybettiğimiz ilk round, daha doğrusu ilk silahlı round olacak. Ama biz iki SMG bir de SSG ile girmiştik. Elimizde sadece iki tane rifle vardı bu rounda girilirken. Evet, aslında Kyushin'in belki de info alma denemesi biraz bizi round başına zor duruma düşürdü. İstediğimiz bir hücum vardı. Yani A site'da ikili bir oyunumuz vardı aslında. Ama buna karşı her ne kadar hazırlıklı olsak da istediğimiz sonucu alamadık. Şu an TeamSpeak'te bir sorun var galiba. Evet. Oyuncularımız da oyun içerisinden konuşurlarken seslerini duydum. Şunu söylemeye çalışıyorlar. Biraz short kontrolüyle oyuna başlamak istediklerini belirttiler. Takım içerisinde tartışılırken bu durum. Sen ne dersin Berkler? Evet, yani biraz daha mid kontrolü alarak long kontrolünü kolay aldıklarının biraz daha farkındalar. O yüzden long kontrolüne karşılık Ago'nun mid kontrolünü ve short kontrolünü hızlı bir şekilde aldığının farkındalar. Bu daha sonrası için sorun yaratmaması adına Nine'ın harita kontrolünü tamamen alması lazım. Her ne kadar adam avantajını eline alamasa da Nine'ın biraz daha bu tarz harita kontrolü hareketleri, utility kullanımları onlara roundların sonuna doğru biraz daha rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi harita Dust2Nine'ın tercihi, bir sonraki harita Vertigo olacak. Birbirlik eşlik halinde de nuke haritası oynanacak. Mola kaldırıldı. İki oyuncumuz M4'te oynayacak. Bir force buy yok. Izzy de bir 5-7 almış.
Force olmasa da bu round kazanılabilir. İki tane M4'ümüz var sonuçta. Aktifiz. Mid'de alt tünele doğru ilerleyen bir oyuncumuz var. Orası biraz karışacak. Buradan ikili çıkardı. Devamında birebir değişimler. Bizim gayet istediğimiz pozisyonlar bunlar. Short'tan da açılmaya çalışıyoruz. Bu arada Cydrex'i fark ettiler. İki oyuncu dark pozisyonundaydı. Biz B'den açıldık. Bunun henüz farkında değiller. MHL belki kontrol edebiliriz. Cydrex az canlı maalesef explode. Rakibin site'a geçmesine müsaade etti. Bu belki biraz canımızı sıkabilir. Pozisyonu verdik onlara. Long'tan erken arkalayacağız. İşin güzel yanı bu. Diğer iki oyuncumuz short'a doğru gidiyorlar. C4 kuruldu. Easy'de bir AK, iki tane flashbang mevcut. Diğer yandan X-Slot. Molotov'unu çıkardı. Bu akılları karıştırabilir. Long'daki fight'a biraz bakmak istiyorum. En sonunda Easy. Rakibini düşürdü. AWP'leri gitmiş oldu. Bu arada X-Slot yakalanıyor. Easy'yi beklememiz lazım. Flash'ı çok etkili. Bir başka kill daha geldi Easy'den. Toplamda 4 Ace'e doğru gidiyor. Yanında Cydrex. Pek fazla canı yok. Easy Ace alacak. Sanki birebir clutch pozisyonu ve Easy. Hem Ace attı hem de clutch aldı. Ace clutch. Ve iki oyuncumuz rifle çekerek başlamıştı bu anda ama roundu yine de biz kazanmayı başardık. Üstelik son anlara doğru Easy yerden AWP'de alabilir. Yani ayağının tozuyla IntelliSL Türkiye şampiyonu MVP'si. Şimdi Ace'le başladı. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Easy zaten haritalara böyle girdi mi devamı kolay geliyor. 3-1. 9 kili var 4 roundda. İnanılmaz bir başlangıç yine Easy'de. Fiku. Maalesef. Biz de vurduk Easy'yle oyunu ama ikili çıkarsa ne oldu? Bir nazar değmiş olabilir yani. Cydrex fullanı yakalıyor. 4'e 4. Bu güzel bir haber oldu bizim için. Buna ihtiyacımız vardı short'tan. İnisiyatif almayı tercih etti Cydrex. Takımın oyun içi lideri. Rakibin 4 oyuncusu long'da maalesef kara doğru bir yanıcı attılar. O yanıcı etkileyecek Q-Shunner'ı biraz geriye çekilmek durumunda kaldı. Acaba kontrol ederler mi? Q-Shunner henüz kendisini göstermiş değil. Yine de Guri bir baka baka geliyordu. Birazdan burada da kıyamet kopacak gibi. Q-Shunner'ın birden fazla kill çıkartabileceği bir pozisyon. Cydrex, Swan'ı attı. Akılları karışık. Site'a doğru geçiyorlar. Q-Shunner'a bakmadılar. Şimdi kendisini gösteriyor. Explode. Cydrex'in el bombası kili. Q-Shunner'ı pozisyonda henüz... Yeni kendisini gösterdi ve gerekli kili aldı. Artık MHL tek başına akıl dolu oynuyoruz. Entry'yi verdik ama round'un sonraki bölümünde yaptığımız her hamle doğru. Kesinlikle öyle. Çok iyi oynadık orayı. Yani şimdi çıkmaya çalışıyor Q-Shunner. Yerden bir de yanıcı aldı. Smoon hemen üzerinde MHL. İsabetsiz. Bir kez daha denedik ki Q-Shunner şimdi yakalıyor. 25 saniye kala oynama fırsatı verdik maalesef. Bir yanıcımız var o yüzden short'ta epey kapalı durabiliriz. Geçişini izlemeye devam ediyor X-Flood'la birlikte mid. Şimdi C4'e doğru adım attığında X-Flood ikinci killiyle birlikte Nine'ı dördüncü round'una taşıdı. Aslında orada short tarafındaki bir oyuncumuzun düşmesi biraz da Q-Shunner'ın spreyinin azizliği. O bile düşmeden round'u kazanabilirdik. Hiç fena değil. Açıkçası entry'yi verdikten sonra devamı mükemmel geliyor. Çok çok güzel bir başlangıç. 4-1 ve bunun yanı sıra rakibin de parası yok. Muhtemel bir 5-1 göreceğiz. Çift AWP'ye geçtik. Dikkatini çekmiştir muhtemelen. X-Slot'ta da bir AWP var. Easy'de de bir AWP var. Hem B tarafında hem de A tarafında birer AWP'miz olacak. Bu sayede rakibi kitlemek için bunlar Dastik'te iyi bir savunma hamlesi olarak gözükebilir. Bakalım onlar bu pistolde bu ekoda nasıl oynayacak? Normalde biliyorsun Dastik haritasında özellikle A hedefinde oluyor ekoların. Evet, özellikle short plant almaya çalışıyorlar. Buna benzer bir şey de çıkabilir ortaya. Bakalım B tarafına doğru 4 oyuncu gönderdiler. Grubby biraz o 2 flash'ı long tarafına kullanacak. Alt tünelden mid'e mi giderler? Izzy'de alt tüneli kesiyordu. Atışını kaçırdı. Neyse ki geriye doğru kaçabiliyor. CT'de destek alacak şimdi. Fiku entry bulmak üzereler. 2 entry birden bulduk. Devamında Izzy hala yaşamaya devam ediyor. Şimdi kalan oyuncular B'ye doğru yürümeye başladı. Ama mid engeliyle karşı karşıyalar. İkinci kili gelmedi. Güzel bir tek. Çok çok güzel bir tek. Grubby'yi tebrik etmek lazım ama Easy'yi geçemedi. Neyse ki geçemedi. Yanlışlıkla bir mermide Easy'ye değse 1'e 2 oynayacaktı çünkü. Çok istediğimiz bir durum olmazdı bu. Maalesef 2 oyuncu kaybettik ama şu güzel haber.
rakip C4'ü pek fazla kuramıyor. Bu yüzden ekstra para alamıyorlar. Özellikle Ekok aldıkları roundda C4'ü kuramamaları çok daha güzel. Şimdi MHL yine AWP ile oynayacak ama yarım armor çekmiş. Maalesef mid'e attığımız smoke gitmedi. Bu arada Long'a geç atılan bir flash. Miku, Molotov gerçekten kötü olduğu için kafasını çıkartabilir oradan. Dikkat etmek lazım. Bir el bombası. Fiku'nun canı 81'e inmişti. Bir de Molotov. Oy, Easy. Oy, sen nesin Easy? Yine gördü, yine kaçırmadı. Iska yok. Bu kadar mı keskin? Ya son zamanların en iyi AWP performansı tartışmasız. Çok rahatlatıyor. Çok önemli killer. Ya aldığı her killin kıymeti çok farklı. Sanık bir ses duydu Explode. Spam'e de devam ediyor. Yanıcı gelecek, sadece X'de flash'ı bekledi. Mükemmel bir flash peek. C4 kontrolü altında bir flash daha geldi. Cydrex ama oradaki kontrolü daha fazla tutmak istemedi. Yanıcıdan geri çıkarken de 19 canı kaldı. Kötü değil. İki oyuncuları toplam 18 canda. 50 saniye var. Bütün avantajı bizde. Bir flash peek yapılacak. Cydrex olabildiğince yakın. Kendisinin de flash'ı vardı ve onu kullandı. Yavaş yavaş rakip geri çekiliyor. C4'ü alıp Long'a doğru gidecekler. Ama Long'u AWP ile izleyen izi var. Flash'ları olduğunu hatırlatmak lazım. Bu flash'ı kullanırlar mı bilmiyorum. Birden evet, atmayı tercih ediyor bir oyuncu. Easy maalesef Piku tarafından düşürüldü. Çok güzel bir vuruş. Avantajımızı biraz kaybettik gibi. Fakat atabilecekleri bir smoke yok. Bir run boost. Kaçırdık o oyuncuyu. Cydrex bakmıyor site'e çünkü City'den arkadaşları Long'u izliyordu. Ve adam üstünlüğünü de ele geçirdiler. Nether'i take'i oynayacağız. Mid'le Explode. Ellerinde birer flash'la geliyorlar. Oynamamız lazım burayı. İki oyuncunun da canının az olduğunun farkında olmamız lazım. Ve ikisi Long'a kaçtı. Ya Furlan'ı burada yakalasak aslında çok önemli bir avantajımız olacak. Ama hayır, geriye doğru kaçıyoruz. Bir sonraki roundda da full buy yapabiliriz. Aslında biraz şanssızlık. Özellikle Izzy'nin belki de açık oynamaması lazımdı. Gelecek olan bir flash'e zaten etkilenecekti ama ya belki Catwalk'tan, Gandalf tarafından pozisyon alsa çok daha net bir savunma yapabilirdik diye düşünüyorum. Bakalım. Kaybedeceksek böyle kaybedelim. Ekonomimiz var. Ya herhalde bir tane SMG olur, bir FAMAS olur, bir rifle daha olur diye düşünüyorum. Ya çekebiliriz ama çekmezsek de çok manasız bir hamle olmaz. Çünkü 5-2 üstünüz. Ekonomiyi çok öyle riske etmemize gerek yok. Fakat yine de çekebilecek kadar paramız olduğunu söylemek lazım. Burada bir mola aldık. Bunu tartışabilmek için zannediyorum. Asıl sorun Easy'nin pozisyonuydu bence geçtiğimiz roundda. Bence de. Yani çok iyi bir momentum yakaladı Easy. Çok özgüvenli. Ama o çok büyük hata değil bence yaptığı. Çünkü yani çok da öyle açık bir pozisyon diyemeyeceğim o varilin arkasına. Bir tık daha güvenli, flash'a karşı kaçabileceği bir pozisyonda olsaydı belki roundu daha rahat hale getirebilirdik ama olur böyle şeyler. Çok büyütmemek lazım. 5-2, hala üstünlük bizden yana. Evet, bu arada tekrardan bir hatırlatma yapalım. Yeni sezon elemeleri, IntelliSL Türkiye Şampiyonası 2020 yaz sezonu elemeleri 14 ve 21 Haziran tarihlerinde. Siz de takım arkadaşlarınızı toplayıp 5 grup girebilirsiniz. Alican, ne diyorsun? Bir giremedik. Bir gün gelecek, o gün gelecek, gireceğiz. Umarım. Tamam. Bir boka hikayesi de biz yazalım. Neden olmasın? 2 tane 5-7. Kuşunur elinde direkt default pistolle oynuyor. Açılacağız. Buna benzer bir taktik yapmıştık 2 rifle'la ve kazanmıştık. Tam mid'e kadar geldi oyuncular. 2 kişiyi yakalayabiliriz. AKS payment 2 tane kill işte. C4'le birlikte alınan bu killerle bütün avantaj yine bizde. Artık round'u avuçlarımızın içerisine aldık. Mid 3. kill'ine gidiyor. Bir ace atar mı o? Hayır. Easy Leg Slot da bu olaya bir katkı sağladılar. Birer kill de onlar çıkardılar ama adam kaybetmedik ve yerden silahları da topladık. Sadece Q Shunner'ı bu roundda silah çekme
mecburiyetinde bulundu. Yerden üstüne bir de izi AWP alınca ekonomimiz gerçekten iyi bir boyuta geldi. İki tane rifle'la girdiğimiz iki roundu kazandık belki. Yani gerçekten oyuncuların nerede bulacağımızı da çok iyi biliyoruz bu arada. Yaptığımız oyun kesinlikle işe yarıyor. Hani rakip sanki Eko'ymuş gibi oynadık. Sanki biz değil onlar Eko'ymuş gibi. Şimdi onlar Eko ama. Evet, short'a çok yakın bir oyuncu soktular. Hemen de CT atlama smoke'unu gönderdi Oscar. Hemen arkasında yanıcı var. EJ bakalım yardıma ihtiyacı olacak. Kar tarafında Cydrex onun yardımına geliyor. Şimdi mid'in kontrolünü tekrardan en azından alıp rotasyon sağlamak için bir flash peek yaptık. Side önüne flashlar gelmeye devam ediyor. Cydrex kör, elinden smoke çıkardı. Yardıma ihtiyacı olacaktır. Oo, güzel bir tek geldi onlardan. Cydrex farklı açılardan gelen oyunculara karşı tek bir kill alabildi. Short'un yolunda Grubby var. Headshot geldi. Adam avantajı tekrardan bizde. Long'ta hala Kushner var. Yalnız side'deki oyuncu da AK var. Bu biraz can sıkıcı. Long'u vurdu. Neyse ki çok dikkatsiz vurulan short'tan gelen oyuncumuz X-Flood. İki tane güzel kill headshot açısında çok da oyalamadı. Round'u kazandık. Fakat 3 oyuncumuza mal oldu ve C4'ü kurdular. Bence maçın bu bölümünde çok büyük bir sıkıntı değil. Bu neden diyecek olursanız zaten geçtiğimiz round'u hangi şartlar altında kazandığımızı biliyoruz. Onlar da zorlayabilir. Zorladılar da fakat round'u vermedik. 7-2 yapıyoruz. İlk yarı yönde kapatmak için sadece... Dörde beş pozisyon. Smoke kullanıyor. Şu anda XCOM oyuncuları, AGO oyuncuları. Biz A site'ı geriden alıyoruz. Biraz RTK bırakacakmış havamız var. Onlar bütün nade'leri kullanacak ve A'ya doğru ilerleyecekler. 50 saniye. Şimdi X-Lord'un spreyi başladı. Şurada biraz şansımız yaver gitse. Şu anda ortak olabiliriz. Cydrex site'da spreyi çok güzel. Çok hasar var. İki tane kill var aynı zamanda. Elden USB'sini çekti. İzinin desteği arkadan gelecek ama. Bu Molotov'un bitmesi lazım. 3'e 3. Fırlanın pek az canı kaldı. Elinde AWP görüyorum. Easy. Short'tan baskısını arttıracak. El bombasını kullandı. Site'deki oyuncu Grubby çok şanslı. Çok şanslı hala hayatta olduğu için. 8 canı kaldı çünkü. Gus'a geçti. Bir el bombası daha. Grubby. Allah Allah. Artık ne yedi ne içti sabah bilmiyorum ama bize de ondan lazım. Şimdi Oscar iş maalesef City'deki oyuncumuzu düşürdü ve mid'i de kaybettik artık. Easy'de bu 1'e 3'ü oynamayacaktır. 2 el bombası Grubby. O el bombalarını bir şekilde dodge'layınca bir canlı hayatta kaldı. Bence retake'i alamamızın anahtarı bu. Evet, yani aynı zamanda tabii ki oradan CT çıkışta belki de plant öncesinde Cydrex'e biraz daha aktif bir yardım götürebilseydik daha iyi bir sonuç alabilirdik ya da entry alabilseydik short'tan daha rahat oynayabilirdi oyuncularımız. Ya ama biraz da hani Grubby'nin hatırına sanki AGO bu round'u kazandı. En azından bir AWP'miz var. Evet, bu AWP'nin yanına bir tane daha AWP aldık. İşleri umarım kolaylaştırır. Tek B yapıyoruz. Hızlıca short'a gidecekler. Biz de short'ta kalabalığız. Bir flash. Maalesef oyuncularımız kör. Wallbank'e çat gitti zannediyorum. İyi hasar verdik ama kill çıkartamadık henüz. Short alan baskılarını da sürdürmeyecekler bu arada belki. Yani AWP'den sonra ben easy dedim ama X-Flow atmış. O da çok hızlı. Buna gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Çünkü onlar da oyunu soğutup tekrardan hani karar vereceklerdi nereye oynayacaklarına. Bir oyuncularının canı az. Bunun farkındayız. Oo! Peki. İzley. Sesi sıktı. Yani görmesine de gerek yok. O kadar hızlı ki, o kadar açık ki algıları İzley. Göğsümüzü kabartıyor aldığı killerle.
Her şey çok güzel gidiyor şimdilik. 7-3. Adam üstünlüğü bizde. Furlan'ın yine canı az. Bir flash. Furlan. Entry denemesinde. Biz alt tünelden açıldık. Umarım alt tüneldeki oyuncumuz yarı yolda yakalanmaz. Şimdi short kutusuna doğru geldik. 40 saniye var. İyi arkaladık rakibi. Bir boost yapıyorlar. Easy açık oynuyordu çünkü. Mid birazdan basacak onları. Üst üste yakalayacak. Mid 2 oyuncuyu düşürdü. Üçüncüsüne de yakın. Artık daha fazla fight'i sürdürmesine gerek yok. 2 kill aldı. Görevini yerine getirdi zaten. İstediğimiz de buydu. Yani şu hala çok iyi oynuyor bu arada. 24 canı var. Headshot da geldi. Ya mid çok akıllı oynuyor. Şimdi gerçekten önemli bir riskli çünkü... adam avantaj olmamasına rağmen B'den açılarak geldi. Onu kaybetsek belki de round'u kaybetmiş olabilirdik. Ama açılması, ilk olarak spreyi ve devamında pozisyondan geri çekilmesi çok akıllıca. Orada belki de fight'a sadık kalsa, hani spreyine devam etse, üçüncü oyuncu onu düşürse bu sefer yine oynama fırsatı olacak. O fırsatı vermiyoruz, önemli olan bu. Çok güzel entry'yi versek de sonrasında round'ları kazanabiliyoruz. Long'a birden çıkacaklar, eli... Maalesef suratındaki ışınırın rahat oldu Furlan için. Devamında bir oyuncumuz kara doğru gitmişti. Buradan çabuk atmamız lazım oyuncularımızı site'a doğru. Hemen boost geliyor farkındasınız. Geçtiğimiz round'a benzer bir başlangıç ama bu sefer rakibe hiç hasar veremedik. Onlar kill alırken. Ya çalışılmış bir oyun. Zaten ikili olarak yanıcıya atan oyuncu haricinde, daha doğrusu smoke atan oyuncu haricinde diyecektim. Bir ekstra kill daha. Izzy yakalandı. Izzy yakalanmadan önce de X-Vlad'u tekledi bu arada Mecha. Evet. Yani iyi bir SSG performansı ortaya koydu. Psydrex'in klasikleşmiş side smoke'u kendisine CT attı. CT attığı için de zaten denemesi artık mümkün değil. Smoke'ların ardında kaldı rakip oyuncular. 8-4 olmasına müsaade edeceğiz. Elimizden çok da bir şey gelmeyecekti bu senaryoda. Değerli silahlarımız var. AWP'miz, 2 tane M4'ümüz. Diğer roundda oyuncularımız yine... çekebilecektir eğer bunlar korunabilirse. Yani özellikle burada save'lemeye devam etmemiz çok önemli. Kazandıkları dördüncü round olacak ve dördünde de silah koruyabildik. Ya silah koruyabildiğimiz roundların ertesinde devamlı kazanıyoruz. Bu çok iyi. Açıkçası 8-4 hala çok iyi bir skor olacak bizim için. Bakalım B tarafını tutabilecek miyiz? Onlarda da çok fazla ekonomi yok. Hani B side'a girebilecekleri flashları olsa en azından bir iki oyuncuyu gönderebilirlerdi diye düşünüyorum. Evet. Bir AWP, iki M4 çok değerli olacak. Ekonomimiz zaten var. Herhalde bir FAMAS gelir, bir de M4 gelir diye düşünüyorum. X-Flat'ta çünkü neredeyse tüm nade'ler var. Alican, yani bizim kontrolümüzde geçiyor. Çok ufak detaylarla kazanabildikleri roundlar var. Onun dışında ben şu an güzel bir oyun izliyorum. Bu smoke atalım, erken atalım. Bir hata yapmayalım orada. İki oyuncumuz ayaklarını gösterecekti az kalsın. Long'a flash atarak başlıyoruz. Çok agresif değil rakip. Biz de biraz temkinli oynadık ve kontrolü aldık. Diğer yandan mid kapısına yakın oynayan birisi var. Bu sefer temsilcimiz 9'da. Ve mid sanki B'den açılabilir gibi. İki arkadaş açılıyor mid kapı yakınında. X-Flat ilk kill almıştı. Devamında trade'e geldi Oscar iş. Bu konuda başarılı. AWP ile easy. İki kişi var. Maalesef tetiği çekti ama ıska geçmiş, devamında mid trade alıyor. 3-3. Oyuncularımızın hareketli oynaması gerekecek. Bu saatten sonra CT atılan bir smoke. Long'tan yavaş yavaş açılabiliriz. Tek başına B'yi mid savunacak. Ya mid'in en az 2 kill alması lazım burada. Yani kötü bir pozisyon. Rotasyon çok uzak bu arada. Yani hiç infomuz yoktu şu ana kadar. Şimdi Xbox önünde tek başına... Bu arada unutturdu kendini. Site'da saklanmaya devam ediyor. Tam cross'ını değiştirirken, ikinci oyuncuya geçerken. Düştü. Yani çok talihsiz. Bu arada tünelden bir oyuncumuz geldi. Yakın AWP ile tüneli izliyordu. MHL kara geçti. Şimdi Kushner zannediyorum önünde smoke var. Gidemedi çünkü içeriye. Bu arada mid gerçekten talihsiz. Vurdum zannetti ilk oyuncuyu bence. Evet. Bu arada Kushner'ın elinde de önünde de smoke yok. Biraz geç mi deneyeceğiz? Bir flash görüyorum Psydrex'te. O flash'ı atıp Kushner'ı oynatmaya çalışabilir. Ama süre gitti de azalıyor. Exit frag arayacağız gibi. Exit frag önemli. Ekonomileri hala çok iyi durumda değil. Kar tarafında tabii iki oyuncu save'leyebilir ama bir oyuncu çıkmak zorunda kalacak.
Şimdi Oscar işi yakaladı Kishner. Bir de Nate bıraktı tünel önünde ama başka bir oyuncu yok. Karda tabii. Bir AWP alabilseydik orada güzel olurdu maalesef. Bu round elimizde bir AWP olmayacak. İlk yarının son roundu değil. O yüzden forcelamamız da şart değil. Ne yapacak acaba oyuncularımız? İki rifle'ımız var ve iki rifle iki round kazandık belki hatırlıyorsun. Hatırlıyorsun. Bir tanesini de alt tünele, bir tanesini de top midere açmamıştık. Bu sefer short'a iki tane oyuncumuzu boostluyoruz. Bakalım sonuç verecek mi? Bu durum mid'de de onlara destek easy'den gelecek. Yavaş yavaş short'taki oyuncularımız yine top mid'e doğru gitti. Onları geride bekleyen bir isim görüyorum. Onunla karşılaşacaklar. İlk önce burayı bıraktılar. Burayı tamamen bıraktılar artık. Bütün bölge bizim kontrolümüzde. Arkaya bakan pek isimleri yok. Sesleri yapıyorlar, netleri çekiyorlar ellerinden. Ve bütün bilgiye sahibiz. Artık A'yı beşlememiz lazım. Hala B'de oyuncu tutuyoruz. Bu kadar infodan sonra sadece iki arka oyuncumuz kaldı. Furlan birinci düştükten sonra maalesef diğerinin de infosuna sahip herhalde. Çok emin geldi çünkü buraya. Ve uçladığı eliyle koymuş gibi buldu. Çok daha dikkatliler bu sefer. Bir hata yapmadılar ve iki rifle'ımızı kaybettik. Ya bu yine iş yapabilirdi ama bazı oyuncular vardır. Gerçekten hani roundlara direkt olarak etki edebilir. Furlan da öyle bir oyuncu. Hani 5-6 round belki hiç çaktırmaz. Görmeyiz onu. Ama bir round bir ortaya çıkar gerçekten masaya yumruğunu vurabilen oyunculardan. Ya özellikle 2018-2019 yıllarında da böyle bir oyuncuydu. Son zamanlarda çok aktif sahnede göremiyoruz onu ama yani ön sezileri gerçekten çok kuvvetli bir oyuncu. Belki de yani bütün oyunlarını bozabilirdik. Yine böyle bir round kazanabilirdik. 8-6 ilk yarının son rounduna girerken belki bir Glass Cannon ya da Cydrex AWP baylayabilir. 8-3'ten sonra en azından bir çift taneyi görmek güzel olabilirdi. İki tane auto AWP'leri var belki. Son round olduğu için çektiler. Ve maalesef daha içinde MHL kili yakaladı. B'de hiç oyuncumuz yok. BRH'a dönebilir bu. Ve maalesef işte bunun azizliğine yakalanıyoruz. Oyunun bozukluğu mu desem, ne desem bilemiyorum ama bu sefer bizi buldu. Ama hala bitmiş değil. Cydrex Molotov'un içerisinden grubiyi düşürüyor. Doğru bir hamle oldu. Akıllıca bir hamle oldu. 4'e 4. Bir take oynayacağız. Bir oyuncuları tatildeyiz de. Arkayı tutan o. Biz 4 oyuncumuzla retake'i city'den yapacağız belli ki. Bir flash atıldı site'ın içerisine doğru. MHL kara yatmayı tercih etti. Birçok nade'imiz var. El bombası atıldı. Pek fazla hasar yok. Flashlar kullanılacak. MHL hepsini maalesef dodge'layınca rahat killer çıkartıyor. Bu ikinci kill oldu. Son killini de sanki alacak birazdan. Ago, Fico, Easy'yi düşürdü. Maalesef ilk yarıyı sadece bir farklı önde kapatabildik ama yine de önde kapattığımız için sevinçli olabiliriz herhalde. Ya daha iyisi gelebilirdi açıkçası. Dust 2'de Nine Boca adında hiç böyle bir ilk yarı geçirmemişti belki de. T-Side'de çok daha iyi ve haritanın biraz daha ben T-Side'de olduğunu düşünenlerdenim. O yüzden Nine için yine bir büyük bir avantaj var. O avantaj pistol roundıyla başlayacak bence. Pistolümüz gerçekten çok kuvvetli. Rakibinin ufak ayrıntıları haricinde bireysel performansları ön plana çıktı açıkçası Ali Can. Bilmem sen ne dersin. Ama Nine hiç fena bir ilk yarı geçirmedi. Tabii ki bir 4-0'lık seri haricinde. 8-4'ten sonra daha iyisini muhakkak yakalayabilirdik. Biraz onlar da iyi bir performans ortaya koydular. 5-2'den sonra özellikle. Rakibin de oyuna tutunduğunu söyleyebilirim. Şimdi T site. Bizim sevdiğimiz bir site. Easy. City'de zaman zaman iyi oynadığı roundlar var. Ace Clutch attığı bir round var. Fakat AWP ile Easy oyunu daha domine ederken de görebiliriz. Birkaç iyi AWP vuruşunu da hatırlıyorum. Özellikle ilk yarının son bölümlerine doğru Easy biraz kendini unutturdu diyebilirim. Yine son roundunu bizim kazanmamız halinde. Ekonomiyi de çok erken bir şekilde sağlamlaştırabilirsek izin AWP'sini bol bol elinde görürüz. Ya izi bence açık alana ihtiyacı var ve Dust2 onun en rahat hissettiği haritalardan biri bence. İlk yarıda gerçekten farkını ortaya birçok kez koydu. Gerek rifle'la gerek AWP'yle.
Onun haricinde takımın biraz daha oturmasına ihtiyacı var. Hani çok erken verilen entry'ler açıkçası bizi çok mağdur etti. Özellikle long tarafındaki Kushner bence çok iyi bir gün geçirmiyor. Onun haricinde yine zaman zaman verdiğimiz şanssız entry'ler var. Bunları vermeseydik yine iş bence biraz daha değişebilirdi. Ama ikinci yarıya yine bir avantajla başladığımızı söylemek kısmen de olsa mümkün. En sonunda ikinci yarıya da geçiyoruz. Ve ikinci yarıda T-Side'de biz başlayacağız. CT-Side'da Ago başlayacak. Bir Smoke, bir Flashbang görüyorum diğer yandan. Bir Smoke, iki de Flashbang. X-Wall tarafından alındı. Rakipte ise iki Flash ve bir Kit mevcut. Nasıl başlayacağız? Bir oyuncumuz ve arkasına giderken üç oyuncumuz da Long'a doğru hareketleniyorlar. Fiko buraya erken geldi. İyi pozisyon aldılar. Biraz geç çıkacağız. Flash atılıyor. Fiko etkilendi bundan. Onlar da bir flash kullanacak. Güzel. Easy flash'ı dodge'ladı. İki kill gelebilir. Maalesef Chris'i geri kaçmaya yelteniyor. Fakat izin vermeyen Mit oldu. Easy ile birlikte birer kill aldılar ve round'da yapmamız gereken ilk adımı başarıyla gerçekleştiriyoruz. Smoke'lar da kullanılıyor. İşimizi rahatlatacaktır. Ya yine de MHL'i bulamasaydık belki de yine zorlanabilirdik site girişinde. Çünkü şimdi mid'den geliyor, Oscar işin üzerinde de bir tag var. Izzy yarım kalan işi gördü. Ninja'lı son kalan oyuncu. Furlan'a dikkatli miyiz? Evet, Xplot bir öyle bakıyor. Şimdi üzerine gitti. Bulduk son kill'i de. Yani çok dikkatliyiz. Gereğinden fazla dikkatliyiz sanki. İlk çatışmanın kilit olduğunu söyleyebilirim. Yani orada Izzy'nin flash'ı yememesi long kapıdayken çok önemliydi. Sonrasında çok çabuk killer çıkardık. Bir AK, iki Galil, iki Mekten. Diğer yandan rakip de forceladı. Bu güzel. Kazanırsak güzel tabii ki. Farkı daha fazla açabiliriz. Sidelex hızlı çıkıyor. Flash atıldı. Şimdi direkt oturdu oraya grubi ama oturduğu gibi de düştü. Bir daha ayağa kalkamayacak. Ve bütün aslında long kontrolünü de elimize almış olduk. Ama Izzy yine arkadan biri gelebilir düşüncesiyle biraz mid'i kontrol ediyor. Oo. Oh, ekstra. Çok ekstra oldu. Ya yine de çok önemli bir avantajımız var. Çok fazla sayıda nade'imiz var. Ve long'tan biraz info almaya başladık. CT'yi düzgün kapatabilirsek orada bir sürprize imza atmalarına izin vermeyiz gibi gözüküyor. Yerden AK'yi aldı Mit. Tekrardan takım arkadaşlarına desteğe gidecek. Ve onlar gerçekten aynı retake'e bıraktılar. Burada tabii ki sayıda geçtikten sonra Xplod'un neler yapabileceği çok önemli. Onlar 3 oyuncu 9'da long'dan oynayacak gibi. Ve yavaş yavaş sanki Mid retake'e doğru ilerliyorlar. Mid arkayı izlemeye bakıyor. Kaçırdı. Görecek. Şimdi görecek mid'deki oyuncuyu. Çok güzel Xplot. Şimdi Xbox'ta MHL'i yakaladı. Ve Alsight'ta kimse yok zaten. Ve Xplot burada bayağı da oyaladı rakibi. Çok güzel işler yapıyor. Yine bir SS şekli vermeyelim lütfen. Xplot zıplayacak. Of of Kaçırdı of. vuruşu Furlan. Neyse ki biz de yavaş yavaş hücumu başlatıyoruz. Son 25 saniye. Hani Cloud9, Navivari oyunlardan bir tanesi yine Nine ekibinden geliyor. Ve bu yavaş oyunlardan genel itibariyle iyi sonuçlar çıkarmayı biliyoruz. Nine ekibi hiç tereddüt göstermeden, soğukkanlılığını koruyarak round'u kazanmış oldu. Evet, çok önemli round. Yani onlar da force buy yaptığını anladıktan sonra tek bir oyuncu kaybettik sadece. Yani şu şekilde gerçekten Nine ekibi zaten playoff aşamasında Intel ESL Türkiye şampiyonasındayken geç hücumların ne kadar faydalı olduğunu bizlere gösterdi. Doğru zamanda oynanan geç oyunlar gerçekten Nine'a roundları getirmeye devam ediyor. İki SS'yi bir Deagle koruyabildiler. Ya bu bize yine sıkıntı yaratır mı emin değilim. Hem çünkü yine bir Echo kalacaklardır. MHL bir sonraki round'a AWP bekliyor. Kritik bir round yine. Ekstra kill vermemeliyiz. İki SSC'ye karşı hızlı bir oyun dener miyiz acaba? Genel itibariyle çok tercihimiz olmuyor. Dark'a atlamayalım lütfen. Yani ama Dark'a atlamayalım. Fakat iyisi, özür diliyorum, Cydrex böyle vuracaksa atlayalım. 7 gün 24 saat. İyi bir vuruş. Mide Galil'le
Devamında short'tan hızlı ilerliyoruz. Rakip bunu fark etti ama biraz geç kalmış gibiler. Side'de henüz hiçbir oyuncuları yok. Biz sakiniz. Yine oyunu hızlandırmadık. Bu yüzden site'e geçebilecek gibi duruyorlar. Şimdi netleri çekiyoruz elimizden. Maalesef daha da kalabalıklara da Grubi üstümüze doğru gidiyor. Atlayan ilk oyuncuyu fark ettik. Grubi elinde default pistol var. Ancak bu kadar fazla hasar verebilirdi herhalde. Fakat bu sırada onu yakaladık. Long'a gidiyoruz. Bitteki oyuncuyu da umarım fark etmişizdir. Bütün kontrolü sağladığımız için tehdit de biraz ortadan kalkmış gibi. Evet yani. Şükür. Çünkü neden? Gerçekten izin üzerinde de farklı bir noktada ciddi anlamda hasar vardı. Aynı şekilde Grubby de bir kill çıkarttı. MHL yaklaşıyor. Bir sonraki round'a o da SSC'yi oynamak istemeyecektir. O yüzden olabildiğince deneyecekler ve bir kill çıkarttılar. Durum 3 ve 3'te eşitlendi. Valla iki oyuncumuzun canı az. O yüzden SSC burada bir AWP etkisi yaratacaktır. Site'da C4 tek bir flash gönderdik. Güzel bir spray mid. Bir kez daha teplemelerini bekleyeceğiz ama beklemiyoruz. Q-Shooter'da yakalandı. Round'u kazanıyoruz ama bütün oyuncuları kaybettik. O yüzden... Ölmedi. Evet, yani iki oyuncuları da ölmedi. Fiku da AK aldı. Fiku'nun AK alması biraz sıkıntı. Bizim de bütün oyuncularımızı kaybetmemiz sıkıntı. Fakat skor 11-7. Ve bu round'da istediğimiz her şeyi çekebilecek kadar paramız var. O yüzden... İçimiz rahat şimdilik. Bu round'u kaybetmememiz gerekiyor. Maçın geri kalan bölümü için çok kritik. Cydrex de arka atladı. 3 long gidecekler. Biz long'a hızlı çıkmayacağız. Daha çok mid'e doğru yapılan bir başlangıç var. Zannediyorum yine short kontrolüyle başlayacak işler. Cydrex arkadaşları için flash'ını bıraktı. Sonra da MHL de AWP ile yakın izliyor. İyi bir AWP oyuncusu. Büyük tehdit oluşturabiliyor zaman zaman. Geldi. Flash'tan sonra pikledi ve mid'i düşürdü. İstediği entry'yi takımına vermiş oldu MHL. Evet, kritikti çünkü ilk gun round'u diyebiliriz belki de ikinci yarı için. Yani tabii ki birkaç tane daha geçti de bu en kritik round'lardan biri ilk gun round'larındaki. Ve bir shoulder dağıtmak istedi Cydrex. Kolay bir kill oldu MHL için. Açıkçası pek varlık gösteremedik. Short kontrolünü deniyoruz ama en azından bir flash daha MHL'in pozisyonunu bozmaya yeterli olurdu. Long üzerinde bulunabilecek bir entry oyunu bizim için yine açabilir. Grubby kendini hiç göstermiyor. Üzerinde bulduk headshot'ı. Daha doğrusu Cushion'un üzerinde buldular headshot'ı. Biz kill'i bulduk. Çok da istediğimiz gibi şekillenmedi açıkçası. Şimdi AWP'nin kıta atladığını biliyorlar onlarda. Long'a zaten kalabalık çıkmıştık. B'den info aldılar. Tünelden ilerliyorlar. Short'talar, City'deler ve Side'dalar. Her yerde bir oyuncuları var. İşimiz bu yüzden zor. Smoke'ları atıyoruz. Bir Molotov kullandık Side gerisine. Onlar da Side'i yakacaklar. Son 20 saniye kala Furlan tarafından atıldı. Biraz zaman kazandıracak rakibe bu. İzin elindeki Molotov nereye gider? Bir Molotov da almışlar yerden bu arada. C4'ü yine de kuracağız o Molotov'a rağmen. Biraz hızlı olmamız lazım. 7 saniye maalesef C4'ün içerisinde Fiku geldi. Doğru hamleyi yaptı açık söylemek gerekirse rakip. C4'ü kurmamızı bir şekilde engelledi attığı molotoflarla. Ve 11-8 yaptılar. İşin korkutucu boyutu buydu. Yani ilk gun round'unu kaybettiğimiz an Eko'ya düşmemiz. Evet, en azından bir AWP'miz var. Bir force buy yapıyoruz bu AWP'nin yanına. İzzy'ye çok güvendik. Spawn'ı da var. Long'a doğru gidiyor bakalım. İki AWP'nin alıştı. Karşılaşması olacak İzzy. Yani daha İzzy pozisyon bile alamadı. Ya scope açamadınız. O kadar hızlı geldi ki MHL. Ve AWP'ler bir bir bizi yakalıyor. Bir Long'ta tuzaklarında düştük. Bir de mid tarafında. Birazcık daha kontrollü oynamaya ihtiyacımız var. Biri Galil, biri Techline, biri de AWP. Bu silahlar bakalım herhangi bir site'i ele geçirmemiz için bir avantaj oluşturacaklar mı? Bir smoke bıraktık CT'ye doğru. X-Slot AWP ile entry almaya çalışıyor. Zıplamıştı Oscar iş. İki kez sıktık onun üzerine doğru. İkisi de ıska. Şimdi B'ye doğru geleceğimizin farkındalar. Flash yok. Bu arada karbon attı, kill çıkartamadı. Furlan ama devamında Oscar işini de bir o kadar kolaylaştırdı. Çünkü
iki oyuncumuzun neredeyse 5 canı kalmıştı. O gelen merminin ardından 11-9 Ekoyuz farkı 1'e indirecek gibiler. Evet, yani dediğim gibi işler biraz daha easy'ye bakıyordu zaten. O da çok erken düşünce istediğimiz gibi şekillenmiyor. Şimdi Ekoyuz dediğin gibi 5 oyuncu short'a doğru koşmaya çalışacağız. Furlan'a erken bir entry aldı, zıp zıp short'a geçtik. Sadece bir oyuncu kaybettik. Fiku da şimdi biraz geç de olsa sesleri duyuyor. Killer MHL'den, Fiku'dan güzel tepler doğrusu. Çift tane iyi buldu, onlar da farkı da 1'e indirdiler. Yine bir bay olacak. Ama bu sefer izin AWP'sinden yoksunuz. İzin yani AWP'sinden yoksunuz. Bir de şöyle bir durum var Berke. Yani AWP'ye karşı 2 round tur, 2 silah roundunda da dilimiz çok yandı. Evet. Muhakkak nade'leri daha efektif kullanmamız gerekiyor. O flashbang'leri kullanırken AWP'nin geriye çekildiğinden emin olmamız lazım. Haritayı temizlemek, açıları temizlemek, köşeleri temizlemek biraz zor olacak bu saatten sonra. Ya şimdi geliyor. Kısıtlı nade'li olacak. Evet, X-Lot'tan bir mekten geldi. Duraklatma da kaldırılıyor böylelikle. Evet, ündem çekilişte 100 TL'lik 5 adet Steam kodu ve okuyamadığım birkaç tane daha hediyemiz var. B'ye doğru gidiyoruz Berke. Bu biraz tehlikeli gibi duruyor. Attıkları el bombası sprey daha giremeden iki oyuncumuz green içinde öldüler. Mid de maalesef Cydrex'te aradığı kill'i bulamadı. Hızlı başladık. Hızlı düştük. Kuşner'dan iyi reaksiyon. Her ne kadar iyi bir reaksiyon olsa da kill'i bulsak da adam üstünlüğü fazlasıyla rakipte. Şimdi her şey izliye bakıyor gibi. Kuşner'ı ince bir açıdan denemek istedi fakat Fiku dikkatli. Easy deneyecek. Karşısında 4 oyuncu var. İlk önce AWP'nin karşısına çıkacak ki bu da zaten Furlan'ın beklediği açıydı. 11-11 oldu. 11-11 olurken de paramız bitti. Bir yandan şöyle bir düzeltme yapayım. Çekiliş değil, C ile Cekilis şeklinde ünlem. Türkçe karakter kullanmadan herkese de bol şans dileyim. 11-11. Yine bir Tekna'yla bir hücum olacak. Bakalım. Light Armor var Kuşner'da. Bir iki şanslı tek bulabilirsek belki de bu anda açma fırsatımız olabilir. Ya açıkçası biraz uyutmaya başladılar bizi. Kalkmamız, ayaklanmamız lazım. Artık beynimizin çalışması gereken anlar bunlar. Bu tarz ekolarda başarılıyız. Şaşırtıyoruz rakibi. Onlardan bir tanesi belki de bu an olmalı. Mid'de yakın bir oyuncu var. Onun üzerine gidebiliriz. Skill'i bulabiliriz. Fiku. Şu anda Simon'un arkasında bekliyor. Kurulan kırıktan ilk kill aldı. İyi AWP performansı gösteriyor maalesef. Onun üzerine gideceğiz. Ve iki kill bulduk. Yerden AWP dağıldı. X-Flat en azından C4'ünü kurabileceğiz. Şimdi MHL kırığı izliyor. Bu arada X-Flat bir fake vermek istedi. Çünkü rakibi sesli bir şekilde geliyordu oraya kadar. X-Flat kapıdan bakacak ama MHL izliyor orayı. Kimseyi görmedi henüz. Xbox'ta bekliyor. İki oyuncu da hemen kapının ardındalar. AWP ile cross açtı. Burada MHL'e karşı eğer bir fight yaşayabilirse, onu düşürebilirse iyi olurdu ama henüz çok dikkatliler. 45 saniye yine kurmaya çalışırken girecekler ve X-Wall'ı düşürecekler. Çok da zorlanmadılar. Ufak da olsa kıvılcım ateşleyecek bir hamle yapabilirdi burada X-Wall. Buna müsaade etmediler. Evet, açıkçası Nine'ın biraz daha şu an psikolojik olarak oyuna geri girmeye ihtiyacı var. Neyi iyi yaptıklarını hatırlamaya ihtiyaçları var. T performansları çok daha iyi. Izzy'yi biraz daha serbest oynatmaya ihtiyaçları var bence. Midi izliyor. 2B tarafına geçti oyuncular. Hemen erken flashlar geliyor. 3 tane flash kullandık Furlan üzerine. Short'a erkenden oyuncu yerleştirmek istiyoruz. 12-11 gerideyiz. XCOM Ago ilk kez maçta öne geçti geçtiğimiz roundla birlikte. A tarafında 3 oyuncuları çok kolay pozisyon alıyor. Alican bence ikinci yarıda en sık sorun yaşadığımız konu long kontrolünü alamıyor olmamız. Evet, bu konuda da çok iyi girişimlerde bulunmadı. Smoke'lar atılıyor Oscar için. Pozisyondan kaç kill çıkaracak? Bu önemli. 2 kill buldu ama öncesinde Mit'in entry'si vardı. İşte site kontrolünü aldığımız nadir roundlardan bir tanesi bu 3'e 3.
Ve bir oyuncumuz da A tarafından arkalayacak. Kim o diye soracak olursanız Cydrex. Guru bir dikkatli buna karşı. Şimdi ses yaparak geriye doğru koştu. Cydrex atladığı an arkasını dönüyor Guru ve Easy ile slot teker pikleyebilir. Kapıda yakın bir oyuncumuz var. Easy AWP ile tünele göstermeme konusunda gayretli. Tünelden geldiği Fiko spreyle de devam ediyor. Çok kötü bir sprey attı. İşin gerçeği bu. Fakat sprey kötü olsa da iki kilidi buldu Ago ve retake'i kazandılar. Ya açıkçası Cydrex'e verilen info neydi bilmiyorum ama kapıda daha smoke vardı, pencerede yanıcı vardı. Daha hiçbir oyuncu zaten pozisyon alabilmiş değildi. O yüzden yani bir 5-6 saniye daha beklemek belki daha iyi olabilirdi. Grubin'in koşmasını duyduktan sonra bir hamle yaptı. Evet, dediğim gibi birazcık daha bekleyebilirdi. O koşma biraz işi bozdu. Grubin koşunca birazcık daha sabırsız kaldık. 13-11 her şey bitmiş değil. Easy daha AWP olacak yine. Çok agresif. Çok agresif. Maalesef izin vermiyor bunu diye. Savunmada duvar ördüler. Şu ana kadar. Ya ben Nine'ı anlamadım. Gerçekten yapmadığı her şeyi yapıyor şu an. Dust da şu ana kadar oynadığı iyi şeyleri tamamen unutmuş bir takım gibi oynuyorlar. Gerçekten hani smoke timing'i yakalamaya çalışıyoruz, evet. Bir daha farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz, evet. Ama biraz daha oyun planına sadık kalsalar bence daha iyisi çıkabilirdi şu ana kadar. 14'ü bulacak gibi. Açıkçası T-Spawn'dan da Oscar iş geliyor. Yani çok şansımız kalmadı bu roundda. Short'ta da şu anda bir oyuncu hamle yapmak üzere. 14-11'e doğru gidecek. Zaten T-Base'de Oscar iş. Bir oyuncumuzu düşürdü. Kör bir şekilde Easy. Fiko'nun karşısında 14-11 maalesef. Bu iki AWP'nin yarattığı psikoloji bence kendisini gösteriyor. İki AWP'den kaçınmak için böyle biraz rakibi şaşırtarak oynamak istiyoruz. Ama bu da rakibin beklediği oyunlar oluyor. Şimdi bir duraklatma daha var. Yani rakibin 15 olduğunu görmek zorunda kalabiliriz eğer bu roundu boş geçersek. Ama bence bir sonraki roundda daha iyi bir buy yapabilmek adına bu roundu boş geçmek önemli. En azından tabii maksimum loss bonus da olduğu için light armor'lı, upgrade pistollü 4 tane tech 9 var. Yani Easy de kendine bir AWP çekebilecek tabii ki bir sonraki roundda. En son 5 sene önce yapıyordu insanlar. 5 Tech 9. Şimdi biz mid'e doğru gidiyoruz. AWP kesiyor. Neyse ki Cydrex'i bacağından vurdu. O nade'lere hala elimizde olacak. O nade'lere, flash'lara ihtiyacımız var. Short'a doğru girebildik. MHL bekliyor burada da. Ve atılan flash yakalamadı MHL'i. Mid'i düşürdü. Molotov'unu da çıkartacak, hücumumuzu yavaşlatacak. Yani köprü ücreti öder gibi her geçişte bir oyuncumuz can kaybediyor. Eyvah eyvah. İnanılmaz bir nade daha geldi. İnce bir açı daha var. Şimdi explode'dan bir nade geliyor rampaya doğru. Koştuk yalnız. Kill bulabilsek diyeceğim ama long'tan da iyi bir koruma var MHL'in. Koruyucu meleği. Grubby iş başında. Tam 3 kill MHL'den. 15-11. Ya en azından bir plant olsa diyeceğim ama zaten çok da ihtiyacımız yoktu. Hali hazırda bu bonusa şu an için ihtiyacımız yok. Evet, toparlanma zamanı. 4 tane AK. Piku zıplayacak. Oraya pik var bu arada. Dikkat etmek lazım. Karbon gelebilir. Gider, keskin bir entry. Bizi çok güzel vuruş yaptı. Ulan elinde nade var. Ne tutuyorsun çok... elinde? Cydrex şöyle bir vakti düşürdü. Hazırlıksız yakaladı. Fiku Easy'yi biliyor maalesef. Mermi kullandı arkasına karşı. Dikkatsiz. Kuşunlar trade aldığı için hala üstünlük bizde. Oscar iş yakalamamız lazım Cydrex. Kapı yanında Oscar iş var.
Teknik flash, gördük Oscar işi. Cydrex ilk mermisini de shot attı. B'de kimse yok. Mid hücumu hızlandıracak tünelden. Ve roundu kazanacağız diye düşünüyorum. Çünkü Groovy T-Base'e gitti. Tünelde de bir oyuncumuz var. Düşmanın dikkatli olması lazım. Olur herhalde, evet. T-Base'e karşı dikkatli ve yakalayacak şimdi Groovy'yi. 15-12, 3 round daha kazanmamız lazım. Bunlar belki bizim kazanmamız gereken roundlar. Karakter göstermemiz gereken roundlar. 15-11'de bu tarz maçlarda işler kötü gidebilir ama mücadeleyi bırakmamak lazım. İyi bir karakterle kazanmamız gereken sadece 3 tane round. B'yi 2 başlarken midi tek başına bıraktılar. Tabii uzun zamandır long kontrolünü denemiyoruz. Biraz baskımız var o tarafta. Bir iki flash gönderdik sanıyorum ama devamında çok ciddi bir baskı yediremedik. Fiku yakında, Furlanda onu koruyacak. Bizim ya of, eli havadaydı ben, orada. Eli havadaydı. Furlan vurdu sandım ben. Furlan'ın vurduğuna, evet. O yüzden ben moral bozdum. Orada Fiku maalesef Cydrex'i düşürüyor. Üstüne gideceğiz. Teker teker gidiyoruz. Flash bitti, işe yaramadı. Yakaladığımız üstünlüğü kaybettik. Hiçbir şey bitmiş değil hala. Mid'e bir oyuncu daha indiriyoruz. Bu sefer de AWP var orada. MHL geldi yardıma. Maalesef Q-Shunner'ı da kaybettik. Ve şimdi Easy, MHL birazdan karşısına çıkar mı acaba? Hamle yapar mı MHL? Neden yapsın? Neden yapsın? Bütün üstünlük takımında neden riske etsin? Ya hiç ihtiyaçları yok şu an. Evet, tekrardan düelloya girdi MHL'le birlikte. Easy bir kill çıkarttı. Fiku'ya doğru hemen bir smoke bırakıyor. Hani B tarafı tek başına, tünelden oynayacağız. Ama smoke'a doğru bir flash peek yapıldı. Yardım çok yakın. Oscar'ı direkt bulmak lazım. Direkt bulmak lazım. Bulabilir. Bulabilir, buldu da. Easy buldu. Mid asisti aldı, şimdi 2-2, her şey yeniden başlıyor. Round içerisinde yine bir 2-4 kazanamayız Berke. Fiku Mit'i düşürdü, Easy. 1'e 2 kazanması lazım. Son 10 saniye C4'ü kuracak ama üstüne koşacaklar mutlaka.